Doruklu mahallemizde Gül Dünya Hatıra Ormanı'nı oluşturuyoruz. Hep beraber ağaç dikiyoruz. Rotary 2430 Bölge Başkanlığı ve Anka Üreten Kadın Derneği ile birlikte böyle bir projede bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz Gül Dünya Tören 2004 yılında bir akrabasının tecavüzü neticesinde hamile kaldığı için kendi akrabaları tarafından katledildi, öldürüldü ve kadın cinayetleriyle ilgili olarak sembol haline geldi. Bu nedenle bu ormana Gül Dünya Hatıra Ormanı ismi verildi. Umarız tabii kent hayatının getirdiği kötülüklerden bir tanesi bu. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Bunun sosyal olarak da incelenmesi gerekir, çözümlerinin bulunması gerekir. Bu konuda hem ismini yaşatmak açısından Gül Dünya'nın, ayrıca kadın cinayetine kurban gitmiş tüm kadınlarımızın, hem de bu konuda bir bilinçlendirme yapmak için buradayız. Emeğe geçen hem Rotary Bölge Başkanlığı'nın hem de Anka Üreten Kadın Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bu tür projeleri biz hep destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü sağlıklı bir toplum inşa etmek istiyorsak sağlıklı ve güçlü kadınlara ihtiyacımız var. Bu da ancak bu konuda bilinçlendirme ve somut adımlar atılan projelerle gerçekleşecektir. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız da devam edecek. Ülkemizdeki ana gündemlerden, kanayan yaralardan bir tanesi de maalesef kadın cinayetleri. Bu konuda farkındalık yaratabilmek amacıyla Ankara Üreten Kadın Derneği ile birlikte 10 bin fidanlık bir orman oluşturduk. Bu konuda bizlere büyük anlayış gösteren, destek veren Orman Genel Müdürlüğü'ne ve tabii ki Toroslar Belediye Başkanı'na ve onun çok değerli başkanı Afşin Başkanı'na da hepimiz adına çok teşekkür ediyorum. Keşke daha keyifli bir sebeple burada orman açılışı yapabilir olsaydık. Bu ormanda 2008 yılından beri ciddi kayıt tutulan kadınların isimleri var. Hepsi için bir fidan dikiliyor. Aslında bu konunun biraz daha ciddi ele alınması gerekiyor. Elinize kolunuza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz.